Bunlar iyi günlerimiz, çok daha kötü günler bizi bekliyor. Ne yazık ki sevgili dostlarım. Bir taraftan ekonomiyle ilgili riskler hem dünyadan hem Türkiye'den gelen makroekonomik verilerin her geçen gün biraz daha bozuluyor olması. Öbür taraftan pandemi 28 milyon kişiyi aşmış vaka sayısı var. Üstelik yaz aylarındayız. Yaz ayları bittikten sonra büyük ihtimalle bu rakamlar katlanarak artacaklar arkadaşlar ve ikinci dalga etkisi eğer ki kendisini çok sert bir şekilde gösterirse o zaman tablo daha da değişecek, ekonomiler daha da küçülecek, ülkeler içlerine daha da fazla kapanacak. Öbür taraftan uluslararası riskler, bir yandan sadece Türkiye'yi ilgilendiren uluslararası riskler, öbür taraftan tüm dünyayı ilgilendirebilecek uluslararası riskler. Bütün bunlar toplamda doların çok hızlı bir şekilde develiyor olacağını gösteriyor arkadaşlar. Dünyaya baktığımızda altının onsunun da hızla yükseleceğini gösteriyor bize. Tabii ki bir de bugün gelen cari açık verisi. Cari açık 20 milyar doları da aştı arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde yıl sonuna kadar görünen o ki 30 milyara dayanan hatta 30 milyarı aşan bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Böyle bir cari açığı Türkiye'nin finanse etmesi mümkün değil. Bu korkunç bir dolar ihtiyacı anlamına geliyor ve dolarda da ciddi bir devalüasyonist hareketi işaret ediyor. Ya devalüasyonist hareketi olacak ya da finanse edebilmek adına çok büyük swap anlaşmaları yapmaları ya da çok büyük borçlar bulmaları gerekecek. Uluslararası riskler bu şekilde ortada olduğu sürece de mümkün gibi görünmüyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye ne yazık ki köşeye sıkışmış gibi görünüyor. Bütün Avrupa Türkiye'nin karşısında çeşitli yaptırımlara hazırlanılıyor. Amerika Türkiye'ye çekil diyor. Rusya Türkiye'ye çekil diyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de resmen yalnızlaştırılmış pozisyonda ve bu koşullar içerisinde de hiçbir yerden para bulması mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunu borçla, swapla falan finanse edemeyeceği için, ihracat gelirlerini arttıramayacağı için, turizm gelirlerini arttıramayacağı için de yakın dönemde ciddi bir kur şokuyla karşı karşıya kalacağız. Kaçınılmaz bir hale geldi. O nedenle diyorum sizlere bunlar iyi günlerimiz, çok daha kötü günler bizi bekliyor. Bu videoda her zaman olduğu gibi hem rakamları sizlere değerlendireceğim hem de bu gelişmeleri konuşacağız. Özellikle cari açığın detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Cari açıkla başlayalım isterseniz. Temmuz'da 1,8 milyar dolarlık bir artış var cari açıkta. 7 aylık toplam cari açığa baktığımızda genel itibariyle haber sitelerine bakıyorum. 7 aylık toplam veriyi vermek yerine 12 aylık veriyi veriyorlar. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz cari fazla vardı. Onunla kompanse ederek şu anda cari açığı daha düşük göstermeye çalışıyorlar. Bir illüzyon yapılıyor hala medya kanallarında ya da ekonomi kanallarında. Oysa gerçeklerin bir şekilde anlatılması ve gerçeklerle mutlaka yüzleşilmesi gerekiyor arkadaşlar. Gerçeklerle yüzleşmezseniz, bunun üstünü örtmeye kalkarsanız, illüzyonla işi kurtarmaya çalışırsanız geleceğiniz nokta bu olur ve bu geldiğiniz nokta da sizi ciddi bir ekonomik kriz uçurumuna doğru sürükler. Nitekim hem işsizlik rakamları yükseliyor, hem cari açık kontrol edilemez bir noktaya gelmiş durumda, hem turist gelirleri yeterince değil, aynı zamanda Türkiye dış borç bulamıyor, mevcut borçların çevirme ihtimali de yok, her geçen gün dolara olan ihtiyacı biraz daha artıyor. Net hata noksan gibi flu bir noktada bile 3 milyar 180 milyon dolarlık açık veriliyor. Anlayacağınız artık büyük bir çıkmazın içerisindeyiz ve bu büyük çıkmazda doların yükselişini her geçen gün biraz daha hızlandıracak. Daha ötesi devalüasyonist hareketle dolar yükselecek. Bir sabah ansızın karşımızda 14 liranın üzerinde bir dolar kurunu göreceğiz. 2018 Ağustos ayında olduğu gibi ve 2018 Ağustos ayında olduğu gibi radikal faiz artırımları yapılmazsa buralarda da tutmak mümkün olmayacak arkadaşlar. 14 lirayı gören dolar daha da agresif bir şekilde kendisini 20 liraların üzerine bile atabilir. Faiz arttırımı olursa, yani bir anda 1500 bas puanlara varan faiz arttırımları yapılırsa bu da piyasayı kitler. Bir tarafta kur şoku, bir tarafta reel sektörün ihtiyaçlarının kredilerle karşılanamaması ve yüksek faiz. Bütün bunlar hem batıkları arttırır, reel sektördeki hem bankacılık sistemindeki batıkları arttırır. Türkiye'yi büyük bir çıkmaza sokar. Bu da büyük bir ekonomik krizi işaret eder. Türkiye her geçen gün biraz daha kendisini zora sokmaya devam ediyor ve bunu da artık çaresizlikten yapıyor. Çünkü geri dönülemez bir yola girildi sevgili dostlarım ne yazık ki. Eğer 2018 Ağustos ayında, yani 2 sene önce yaşanan kur şoku sonrasında Türkiye doğru düzgün ekonomiyi yönetebilmiş olsaydı biz bu noktalara gelmemiş olurduk. Elimiz çok daha güçlü olurdu. Kuru baskılamak için kullandığımız parayı da reel sektörümüze, sanayimize, üretimimize aktarmış olsaydık bu pandemi döneminde daha rahat ediyor olabilirdik. Velhasıl arkadaşlar, bu koşullar içerisinde artık Türkiye'nin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Onun için ekonomiden çok başka konuların konuşulması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Türkiye'deki ekonomik riskler de çok önemli ve sadece bugün açıklanan cari açık verisiyle sınırlı değil. Bütçe verisi kötü geliyor, dış borç verisi kötü geliyor, turizm verileri kötü geliyor ve bunlar toplamda Türkiye ekonomisinin pek de kolay toparlanmayacağını gösteriyor. Türkiye bugüne kadar borçlanarak kendisini kompanse ediyordu ama bunu bu koşullar içerisinde ne Avrupa ülkeleriyle ne de Amerika ile yapma ihtimali de yok. Pompeo şu anda Güney Kıbrıs'a gidiyor görüşmeler yapmak için ve buraya giderken şunu söylüyor: Türkiye riskli bölgeden acilen çekilmeli. Bakın, Türkiye haklıdır. Türkiye burada durmalı. Türkiye ile Yunanistan'ı bir şekilde uzlaştırmaya çalışacağız falan açıklamaları yok. Her koşulda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çekilmesini istiyor bütün dünya. Bütün dünyaya rağmen Türkiye bu bölgede kalmaya devam ettiği sürece dış borç bulma ihtimali yok. 2-2-4. Yani kendi yağıyla kavrulmak zorunda kalacak bundan sonraki süreçte. Bunu yaparsa kendi yağıyla kavrulmayı öğrenir ve bugüne kadar düştüğü tuzaklara düşmemeyi de öğrenir. Bunu bir avantaja çevirebilir Türkiye. Ama çok zor günlerin bizleri beklediğini de unutmamamız gerekiyor. Cari açık dışında bakın başka ne tür problemler var. Mesela Merkez Bankası repo ihalesi açtı bugün. %11.28'e çıkmış bir faiz oranıyla gerçekleştirdi bu ihaleyi. Nerede politika faizinin 8.25'i, nerede Merkez Bankası'nın kendi repo ihalesinin faizi? Arada 300 baz puandan daha fazla bir fark var. Net hata noksan 3.180 milyar dolarlık açık verdi. Yani nereye gittiği belli olmayan, tanımlanamayan bir 3.180 milyar dolar var. Acaba faize mi gitti, yurt dışına mı gitti, Katar'a mı gitti, yoksa yurt içinde kalıp dövizi kontrol altında tutabilmek için Merkez Bankası rezervlerine mi katıldı bilmiyoruz. Ama 3.180 milyar dolarlık bir açık var. Nereye gittiği belli olmayan parada, yani net hata noksanda. Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkinin açıklaması var. İntihar gibi bir açıklama. Neden intihar gibi bir açıklama diyorum? Ya bir tarafta Avrupa Birliği'ni karşınıza almışsınız. Bir tarafta Amerika'yı karşınıza almışsınız. Bütün dünya Doğu Akdeniz'de sizi yalnızlaştırmış. Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler karşınızda, Filistin'de dahil olmak üzere, İsrail'de dahil olmak üzere. Bu süreçte yanınıza birilerini çekmek zorundasınız. Burada yanınıza çekebileceğiniz en iyi ihtimal Rusya gibi görünüyor, İran gibi görünüyor ya da Çin gibi görünüyor. Ama siz Rusya ile ticaretinizi de bozmaya çalışıyorsanız bu arada, Rusya da yarın öbür gün hadi canım yürü git bakalım der. O da sizi yalnızlaştırır ve bölge de çok ciddi problemlerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Enerji Bakanlığı yetkilisi diyor ki Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz bizim çok işimize yarayacak ve 2021 yılında yapacağımız yeni anlaşmalarda pazarlık konusu olacak diyor. Kimle yapacağız biz bu pazarlığı? İran'la yapacağız ve Rusya ile yapacağız. Çünkü bu iki ülkeden alıyoruz genel itibariyle biz doğalgazımızı. Şimdi sen Rusya'ya bu meseleyi pazarlık konusu olarak koyarsan masasına, adam orada ne kadar doğalgaz olup olmadığını biliyor. Bir, bu doğalgazın ne kadar zamanda çıkartılabileceğini de biliyor. Türkiye'nin bu doğalgazı çıkartıp çıkartamayacağını da biliyor. Dolayısıyla bütün bunları bilirken sen pazarlık masasına bu konuyu koyduğun an itibariyle Rusya indirim de yok kardeşim, bundan sonra sana doğalgaz da yok diyebilir. Aynı zamanda hiçbir konuda stratejik ortağında olmayacağım diyebilir. Bu seni bölgede daha da büyük bir yalnızlığa iter. Biz bu adımları atacak mıyız? Umarım atmayız. Umarım Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkilinin öyle fütursuzca söylediği sözlerden birisidir. Avrupa'nın Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri, Med 7. Hangi ülkeler Med 7 ülkeleri? İtalya'sından İspanya'sına, Fransa'sına, Portekiz'ine, Malta'sına kadar aynı zamanda Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da var bu işin içerisinde. Ve hepsi ortak bir mutabakatta bugün bir rapor yayınladılar ve Türkiye Doğu Akdeniz'den çekilmezse yaptırımlar geliyor dediler. Türkiye'de tamamen taraflı bir açıklama dedi. Hukuksuz bir açıklama dedi. Adaletsiz bir açıklama dedi. Ama karşı tarafta 7 tane Akdeniz ülkesi var. Adamlar sonuç itibariyle bu raporu yayınladılar bugün itibariyle. Öbür taraftan AB'nin de yaptırımlar üzerinde çok ciddi bir şekilde çalıştığını duyuyoruz. Bu konuyla ilgili haberler de geliyor. Velhasıl arkadaşlar Türkiye tamamen sıkıştırılmış durumda. Bakalım ne yapacak hep birlikte göreceğiz. Ama hem uluslararası gelişmeler hem Türkiye ekonomisindeki veriler hem de pandemi riski aynı zamanda cari açık ve Merkez Bankası verileri çok net bir şekilde gösteriyor ki bize arkadaşlar yakın zaman içerisinde dolarda çok hızlı hareketler göreceğiz. Devalüasyonist bir etkiyle doların yukarıya doğru hareket ettiğini göreceğiz. 14-15 lira seviyelerinde bile tutulamayabilir dolar eğer ki faiz arttırılmazsa. Zaten dolarla müdahale etmesi falan mümkün değil. Merkez Bankası'nın öyle bir cephanesi kalmadı. Elinde sadece faiz silahı olacak ama seçimlerin dibinde faizlerin aşırı yükseltilmesi de siyasi bir intihar olacağından Cumhurbaşkanı'nın buna destek vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani faizleri arttırmama konusunda direnecekler. Bu da 14-15 lira civarına gelen doların 20 liraların üzerine bile çıkmasını beraberinde getirebilir. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi son olarak şöyle bir rakamlara bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Bakın bütün bu koşullar içerisinde, bütün bu risklerin ortasında borsa hala 110 binin üzerine çıkacağım havası yaratıyor. Tamamen varlık fonunun borsayı domine etmesinin etkisiyle 2-2-4 bu artık. Yani borsada görünümü güzel tutalım da ekonomiyle ilgili her şey güzel gibi görünsün çabası. Ama öyle bir şey söz konusu bile değil. Ekonomiyle ilgili veriler bu kadar bozulurken, işsizlik kontrolsüzce artarken, cari açık kontrolsüzce artarken, dış borçlar artarken ve çevrilemez duruma gelmişken, turizm gelirleri dip yapmışken Temmuz ayında 4,6 milyar dolar düşmüş. Turizm gelirleri sadece Temmuz'da 288 milyon dolar arkadaşlar. Cari açığın kapatılma ihtimali her geçen gün biraz daha düşüyor. Aynı zamanda pandemi riski ve reel sektörün borçlarını, parasını döndürememe ihtimalinin her geçen gün artması, bankacılık riski ve borsa yükseliyor arkadaşlar. Buna inanıyorsanız, inandırıcı buluyorsanız size söyleyecek bir sözüm yok. Ama benim şahsi fikrim borsanın bu seviyeleri tamamen artık kandırmacaya giriyor arkadaşlar. Borsada büyük bir satış gelecek, büyük bir yıkım ve çöküş gelecek ve bu yıkım, çöküş borsanın inanılmaz noktalara doğru ilerlemesini beraberinde getirecek. Sizlere tek tavsiyem bu seviye borsa için tepe noktalardır. Buralardan sakın ha sakın borsaya bulaşmayın. Büyük pişmanlık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Dolar dün özellikle Lagarde'ın açıklamaları sonrasında paritenin yukarıya fırlaması, dolar endeksinin düşmesiyle birlikte gevşedi. 7.42 seviyesine kadar gevşedi 7.51'den. Mesajlar ve rakamlar ve veriler doğru okunduğunda anlaşıldı ki Lagarde'ın açıklamaları son derece politik açıklamalar. Ki bugün yine Avrupa Merkez Bankası'nın baş ekonomisinin bir açıklaması var. Euro çok değerli. Bu değerli euro enflasyonu ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Yükseliş anlamında değil, durgunluk anlamında sıkıntıya sokar açıklaması yaptı. Yani euronun değerinin acilen düşürülmesi gerekiyor. Gerekiyorsa yeni teşvik paketlerinin açıklanması gerekiyor dedi. Lagarde'ın söyleyemediği her şeyi Avrupa Merkez Bankası'nın baş ekonomisti bugün çatır çatır söyledi. Benim de haftalardır sizlerle paylaştığım konu. Yani arkadaşlar Euro'nun da bu seviyelerde kalma ihtimali yok. Euro dolar paritesinde sert hareketler göreceğiz aşağıya doğru. Dolardaki geri çekilme de bugün telafi edildi. Aynı zamanda cari açık rakamlarında bu şekilde gelmesi doların yukarıya tırmanmasını biraz daha hızlandırdı. Gelelim Euro'ya. Euro dolar paritesinin tekrar 1.18'in üzerine kendisini atması, hatta dün 1.19'un üzerine çıkmasıyla birlikte Euro'da da hızlı bir yükseliş oldu. Ama parite tekrar geriye geldi 1.18'li seviyede. Muhtemelen bu açıklamalar daha da sıklaşacak ve Euro dolar paritesinde aşağıya doğru hareketleri net bir şekilde görmeye başlayacağız. Bu Euro'nun gevşemesini beraberinde getirecek arkadaşlar. Euro ile dolar arasındaki makas kapanacak. Yani önümüzdeki günlerde Euro yükselmeyebilir, düşüş eğiliminde olabilir. Dolar yükselişini daha da hızlandırabilir. Gelelim altının onsuna. Altının onsu dün 1960'ın üzerine çıktı. Yine Lagarde'ın açıklamaları sonrasında 1940'lı seviyelere kadar gevşedi. Ama bakın 1920-1930'a kadar gevşemedi bu sefer. 1940'lı seviyelere kadar gevşedi. Şimdi de 1950'nin tekrar üzerinde. Görünen o ki arkadaşlar 1960'ın üzerine çıkacak. Aynı 1860'ın üzerini zorladığı gibi geçtiğimiz dönemde 1960'ın üzerinde sağlam bir temel oluşturacak kendisine. Dünyadan gelen haberler, riskler, hacmin artmasıyla birlikte, özellikle hisse senedi piyasalarındaki para çıkışın hızlanmasıyla birlikte, aynı zamanda yeni teşvik paketlerinin açıklanmasıyla birlikte bakın Amerika'da Senato $300 milyar teşvik paketini onaylamadı mesela. Demokratlar ve bazı cumhuriyetçilerin red oyu vermesiyle. Niye? Daha fazlasına ihtiyaç olduğu konuşuluyor. Demokratlar en az $3 trilyon bir teşvik paketi bekliyor çünkü. $3 trilyon olmasa da en az $2 trilyon civarında bir orta noktada anlaşılacak. Bu teşviğin de piyasaya girmesiyle birlikte altına olan talep daha da hızlanacak ve altının onsu $2500 doğru hızlı yolculuğunu başlatacak arkadaşlar. Son söz, sizlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolardaki devalüasyonist hareket, altının onsundaki özellikle teşvik paketleri sonrasında gelecek hızlı hareketlerle birlikte gram altını 1000 liraların üzerinde göreceğiz. Onun için bugünkü rakamları çok baz almayın. Gram altında dibin dibi noktalarındayız arkadaşlar. Evet, bugünkü videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.